Merhaba arkadaşlar. Ömürden ömür alan, yaşlandıran, saç beyazlatan, yerin dibine sokan insan dertleriyle karşınızdayız. Bugün kızlar soruyor da ne gibi problemler var? En ilginç yorumları sizler için derledim. Videoyu beğenmeniz durumunda bu videonun serisi gelecek. 3. 4. 5. 6. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmından da bizi desteklerseniz memnun oluruz. O zaman hemen ilk soruyla başlıyoruz. Parasız erkekler neden sevgili yapıyor? Anlayamıyorum. Para eşittir güçtür. Güçsüz ezikler neden kız tavlamaya çalışır ki? O zaman ben de şu soruyu sormak istiyorum. Madem iş parasal duruma bağlı, neden bir erkek tek bir tane kadına bağlı olsun ki? Yakışıklı bir erkeğin neden sevgilisi olmaz? Hoşlandığım çocuk aslında çok yakışıklı ama uzun süredir sevgilisi olmuyor. Arkadaşıma sordum, o çocuk çok canım dedi. Yani çok, ben bunu anlayamıyorum çünkü o çocuk sana çok mu? Hani konuşursun ya canım diye arkadaşınla. Yoksa çok fazla canım mı diyor bu çocuk? Ben bunu anlayamadım açıkçası. Biraz çocukça davranışları var yani. Çocukça davranması nedeniyle bulamıyor olabilir mi demiş. Bunun galiba ikinci şeyi vardı. Ona da hemen bakayım. Evet. Burada çok tecrübeli bir hanımefendi. Neyse fazla bir şey demeyeceğim. Kariyer sahibi oldukça ne yakışıklı erkekler peşinde koşacak da yüz vermeyeceksin. İnsan sıkılıyor. Hem yakışıklı erkeğin narsist olma ihtimali var. Talebi az olana yatırım yaparsın ki kazanasın. O yüzden çirkin erkeğe oynamak daha mantıklı. At yarışı oynuyor herhalde. Burada yani atı hangi oyunu oynayacağınız çok önemli. Anladınız mı arkadaşlar? Bazı atlar devamlı kaybediyor. Yani evet bu biraz uzunmuş. Sizce neden dikkat çekiyorum? Bakın burası çok önemli. Yani neden? Ben neden bu kadar harikayım? Neden herkes beni hayal ediyor, rüyalarında görüyor ıslak ıslak? Çok güzel değilim. Kendimi zerre beğenmem. Fiziğim iyi, uzun bacaklı, ince belli, dil kalçam var. Maske takıyorum. Yine de yolda yürürken çoğu kişi bana bakıyor. Sizce neden? Her yerde dikkat çeken biriyim. İş yerinde en çok erkekler benle konuşmak istiyor. Tekrar. Sizce neden? Utangaç, sessiz biriyim. Yoksa dışarıdan belli mi ediyorum? Neyi belli ediyorsun? O yüzden mi bakıyorlar? Süper soru olmasın. Süper soru olmasın. Bunu anlayamadım. Güncellemeler. Güncellemelerle sizlerleyiz sayın seyirciler. İki yabancı 20'li yaşlarda erkekler aşırı yakışıklıydı. İçimden bunlar bana bakmaz dedim. Ama bakıyorlar. Yanlış duymadıysam seksi dedi. Bir kere alışveriş merkezinde yalnızdım. Yolda yürürken Taksim elbiseli biri durdu. Şuradan geçiyordun. Çok hoşuma gittin. Ben Amerika'da yaşıyorum. Ben Amerika'da yaşıyorum George. VS atıyor. Şeyler dedi. Seni yarın akşam yemeğe davet etmek istiyorum dedi. İnsan görmemiş gibi bakıyorlar. Böyle bir insan görmediniz mi acaba siz? Videoyu buraya kadar izledin ve hala beğenmedin mi? Abone de mi olmadın? Çok ayıp kardeşim. Hemen aşağıdan videoya abone ol, beğen. Teşekkür ederim. Şimdi bir de bakın, şimdi espriyi geçelim tamam mı? Şimdi şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir de bunun yorumlar kısmı var. İşte orası çok önemli. Hemen yorumlar kısmına geçiyorum. Bir dakika, neden dikkat çekiyorum? Evet. Bak burada bir tane beyefendi demiş ki, şurada şu beyefendiyle konuyu açan şu hanımefendinin diyaloğuna iyi bakmanızı istiyorum. İyice dikkat edin tamam mı? Cinsel açlık var. O yüzden olabilir. Yurt dışında da mı cinsel açlık var? Adamın cinsel açlığı vardır. Bireyseldir. Bak bireysel. Bireysel. Çoğunun mu? Adam tekrar ediyor. Bireysel. Adamın açlığı vardır. Çoğunun mu? Bireysel. Çoğunlukla mı? Bireysel. Tamam kardeşim. Hepsi. Hepsi seni görünce acıkıyor. Hepsi senin peşinde. Başka bir şey demiyorum. Hepsi ya. Eksik yok yani. Hepsi. Hepsi arkandan koşuyor. Kuyruk oluşturmuş artık böyle. Yani memleket meselesi. CNBC'de çıkıyor filan işte ne bileyim. Ekonomik krize mal oluyor. Ülke kırılıyor geçiyor. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Hepsi hepsi. Bireysel değil. Tamam hepsi. Seni görünce hepsi. Evet. Şimdi yeterince yaşlandık mı arkadaşlar? Var mı saçlarda 1-2 tel beyazlama? Tamam merak etmeyin devamı var. Eğer işe yaramadıysa bir sonraki sorumuza geçiyorum. Bakın şimdi burası yine çok önemli. Bir de erkeğin derdine bakın. Bir de sonucuna bakın. Kızlar 20 yaşında esmer tenli, sportif vücutlu, Başak Burcu bir erkekle sevgili olmak ister misiniz? Diye bir soru sormuş. Sadece merak ediyorum da kızlar. Sadece merak ediyorum ya. Yani ben kimim ki fazlasını isteyeyim? Merak ediyorum sadece demiş. Ben öyle algıladım. Sıfır yorum.
yani kaslısına, esmer tenli ve yakışıklısına 19 saatte bir tane yorum gelmemiş. Saçlarınız yeterince beyazlamadıysa bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Arabanızın üstü açık mı? Modeli ne arabanızın? Burada büyük bir istatistiksel çalışma, bir anket görüyorum ben. Benim tahminim bir anket var yani. Yani orada toplanıyor o bilgiler. Hepsi yazıyor. Çünkü gizli üye. Yani troll olma ihtimali de var tabii ki. Ama beklentim yok değil. Beklentimin olması beni kötü yapacağını zannetmiyorum. Burada bir anket çalışması var arkadaşlar. Bu gizli üyenin bir ikinci hesabı da olabilir. Ona göre dikkatli olunuz. Saçlarınız hala beyazlamadıysa bir sonraki soruya geçiyoruz. İşte bakın, bunda saç değil sakal da beyazlaşır. Söyleyeyim. Bıyık ve sakal hepsi. Kollarınızdaki kıllar bile beyazlaşacak. Bunun garantisini veriyorum. Mühendisliğe kafam basmıyor. Evlensem mi? Endüstri mühendisliği okuyorum. Dersler çok zor. Kendimi asla veremiyorum. Ders çalışamıyorum. Sevgilim ön lisans mezunu. Maddi durumu çok iyi değil. Evlenmek istiyor. Onunla evlensem mi acaba? Sakinleştik mi arkadaşlar? Neyse. Şimdi son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. İşte bu soru yine erkeği maalesef yaşlandıracak olan sorulardan. Şimdi tüylerinizin diken diken olmasına, cringe duygularını damarlarınızda hissetmeye hazır mısınız? O zaman sorumuza geçiyoruz. Cebinde 50 TL olan bir erkekle çıkılır mı? 2 haftalık sevgilim var. Dur. Bir dakika. Zor oluyor tabii ki. Bunların bu yaptığını... Bana zor geliyor biraz. 2 haftalık sevgilim var. İstanbul gibi bir yerde 50 TL ile bir gün geçirtti. Bana ve başka parası kalmamış. Bu ne abi ya? Çıkılır mı böyleleriyle? Kız sanki biriyle çıkma şey zannediyor herhalde. Biriyle çıkmayı açık büfe falan zannediyor. Yani madem öyle bir şey var, madem 50 lirası var adamın, 50 lira da sen üstüne koy, 100 lira olsun diyeceksin ama anlamayacak ki. Neyse arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu saç beyazlatan, ömür kısaltan videonun ikinci bölümü gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi... Dur bir dakika, şöyle şunları sevmiyorum ben ya. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Görüşürüz.